Evet arkadaşlar, güzel bir peynir yapacağım bugün. Sizlerle de paylaşacağım. Sütüm günlük süt arkadaşlar. Aşağıda kooperatifimizden alıyoruz. Burada da peynir maya. Tencereme süzeceğim. 3-4 dakika ılıtıp bir şeker kaşığı maya kullanacağım arkadaşlar. Her aşamasında çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Bismillah diyerek sütümü süzeceğim arkadaşlar. Süzmeye başlıyorum. Sütümü süzdüm. Ocağa koyuyorum arkadaşlar. Sütümü süzdüm. Şöyle ocağa koydum. Arada bir karıştırıyorum. Şöyle 3-4 dakika sütüm ılındı mı mayasını vereceğim. 1 şeker kaşığı vereceğim. 5 kiloya 1 şeker kaşığı arkadaşlar. 10 kiloya 2 şeker kaşığı. Fazla ısıtmayacağız. Hemen ılınacak, tamam. Evet arkadaşlar, şöyle 1 şeker kaşığı maya kullanıyorum. Bismillah diyerek mayamızı atıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Tenceremin altını kapattım arkadaşlar. Tam 4-5 dakikada ılındı sütüm. Bu sütün çokluğuna, azlığına göre dakikası değişiyor arkadaşlar. Ocağınızın az yanıp çok yanmasına göre. Çok hafif yani, bir ılınacak sadece. Çok ısıtırsanız kesinlikle peyniriniz tutmaz arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıp kapağını kapatıyorum. Üstüne de bir bez örtüyorum. Ve peyniri mayalanmasını bekliyorum. Peynirimi mayaladım. Kapağını kapattım. Şöyle üzerine de bez örtüyorum. Ocağın üstünden hiç almadan arkadaşlar. Şöyle kapatıyorum. Güzelce sardım. 40-45 dakika bekleyeceğim arkadaşlar. Peynirimi mayalayalı 1 saat oldu. Şöyle açıyorum. Yazın daha kısa sürede oluyor. 30 dakikada bile, yazın yarım saatte bile oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi peynirim tutunmuş, uyulmuş deriz biz. Ve süzme işlemine geçeceğim arkadaşlar. Burada da hazırladım. Ben bunda süzüyorum devamlı. 10 kiloluk böyle un çuvalları deriz biz. Onları yıkadım. Devamlı onu kullanıyorum. Burada da süzeceğim şey, lahanamı böyle koyacağım buraya. Çünkü temiz o suyu da kullanacağım arkadaşlar. Peynir suyunu da buraya temiz bir yere aksın. Bunun içine koyup süzdüreceğim arkadaşlar. Tenceremi alıyorum. Süzmeye başlıyorum. Bismillah diyerek arkadaşlar peynirimizi şöyle bir alıyoruz. Gördüğünüz gibi harika peynirim olmuş arkadaşlar. Yoğurt gibi olmuş. Şuraya bakın. Maşallah. Böyle içine koyuyorum arkadaşlar. Süper arkadaşlar. Tam istediğim kıvam. Şuraya bakın. Mis arkadaşlar. Hiç suya da kalkmamış öyle fazla. Su da olmamış. İşte ısıtma derecesi çok önemli arkadaşlar burada. Çok fazla ısıtırsanız kesinlikle peynirinizde çok su kalkar üstüne daha mayalanırken. 4-5 dakika ılındırdım hemen arkadaşlar. 5 kiloya da 1 şeker kaşığı koydum maya. 10 kilo yapsak 2 şeker kaşığı koyacağız arkadaşlar. Böyle geri kalanını da tencereyi kaldırıp koyacağım arkadaşlar. Burada kapatıyorum. Peyniri süzgece koydum. Ağzını böyle büzüp arkadaşlar buraya çeşmenin kurnasını asacağım. Biraz süzülsün. Köyde de biz onu kayınvalidem yapardı rahmetli. Ağaca asardı arkadaşlar. Böyle ağzını kapatıp ben de şuraya kurnaya asacağım. Evet arkadaşlar, ağzını bağladım. Şöyle çeşmeme astım. Aynı köydeki sistemi uyguluyorum ben. Eski usul arkadaşlar. Böyle biraz süzülsün. Daha sonra şekil vermek için tekrar bastıracağım arkadaşlar. Üstüne ağır bir şeyler koyup
Ama biraz suyu süzülmesi gerekiyor. Böyle bırakacağız birkaç saat arkadaşlar. Şahane köy peyniri. Eskilerden tarif arkadaşlar. Bunu rahmetli kayınvalidem yapardı. Ondan öğrendim. Çoğu şeyleri ondan öğrendim. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Evet, peynirin güzel güzel süzülüyor arkadaşlar. Bu suyu da kullanacağım peynirime. Onun için temiz buraya leğenimi koydum. Peynirimden çıkan suyu şöyle bir tencereye boşalttım. Burada tekrar süzülmeye devam ediyor. Kapatıp buzdolabına koyacağım. Daha sonra peynirimde kullanacağım arkadaşlar. Biraz daha süzülsün. Üstüne ağır bir şey koyup bastıracağım, kalıp alsın, şekil alsın diye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle leğeni ters çevirdim. Yıkayıp peynirimi üstüne koyacağım. Peynirimi şöyle koyuyorum. Şekil alsın diye üstüne de bastıracağım arkadaşlar. Hem süzülecek hem şekil alacak. Onun için de şöyle bir şişe koyacağım. Evet. Böyle süzülmesini sağlayacağız hem de şekil almasını arkadaşlar. Siz istediğinizi koyabilirsiniz. Peynirim bir güzel süzülmeye tekrar devam ediyor ve hem şeklini alıyor arkadaşlar. Burada da çayımı demledim. Bir taraftan da çay keyfi yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi peynirime şöyle iki tane şişe koydum. Suyunu da bayağı 6-7 saat oldu. Böyle duruyor arkadaşlar. Şişeleri alıyorum artık. Suyu süzüldü. Buraya koyacağım arkadaşlar. Kesip tuzlayacağım, yani tuza basacağım peynirimi. Daha sonra kavanozlara koyacağım. Tuzda beklemesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu gece peynir yaptık. Peynirimi er aşamasını sizlere gösterdim. Şimdi kesim aşaması ve tuzlama aşamasına geldik arkadaşlar. Burada iri tuzum var. Şöyle kaseme koyuyorum. Bismillah diyerek kesimine başlıyoruz arkadaşlar. Böyle uzun uzun kestik o taraftan. Şimdi böyle kesiyorum. Bayağı da bir peynir çıktı arkadaşlar. Çok güzel mayalandı. Peynirimi kesmeye devam ediyorum. Kesimini yaptım. Şimdi tuzunu veriyorum. Böyle bol tuz veriyoruz. Çok tuz olduğu zaman arkadaşlar tüketim süresi daha da kısalıyor. Öyle bir gece tuzda tutuyoruz onu sabaha kadar. Böyle tuz vermezseniz, direkt kavanoza koyarsanız o zaman 30-40 gün beklersiniz. Ama böyle tuzlarsanız çok, 10 gün sonra başlayabilirsiniz peynirinizi tüketmeye. Yani tuzu böyle bol vermemizin sebebi bu. Çiğ sütten olduğu için. Zehirlenmemek için arkadaşlar bunu eskilerde böyle yapardı. Şöyle bütün aralarına tuzları tekrar veriyorum. Böyle dolduruyorum. Yıkarken tuzu gidiyor zaten arkadaşlar. Yani çok tuzlu olacak diye bir şey değil.
Olmuyor da zaten. Bu çabuk tüketmek için bu tuz. Evet, gördüğünüz gibi peynirimi tuzladım. Şöyle 5 kilo sütten arkadaşlar bu peynir çıktı. Bayağı bir peynir çıktı ama. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Bizlere de afiyet olsun. Yarın kavanozuna koyacağım arkadaşlar. Şahane bir köy peyniri.